Hasıla. Hasıla ya ben çok yoruldum ya. Buraya böyle normal normal su içsek olmaz mı? Ya sesinle devam et canım. İşimize yaratıcılık tarıyoruz. Evet. Buyurun. Buyurun. Yoksa siz kadın derneklerinden mi geliyorsunuz? Hangi kadın derneği? Hani kadınlar için aile içi şiddete karşı mücadele eden kadın dernekleri. Deli misin sen? Benim Şinasi bana sesini bile yükseltemez. Gözlerini oyarım onun. Bak Sıddık, duy da haline şükret. En azından iki dozun hala duruyor. Ben iki numaralı daireye geldim. Ha Ece Hanım'ın dairesi. Şu tarafta, iki numara. Çekil önümden. Şey değil. Evet. Merhaba, Ece Hanım mı? Evet, buyurun. Gazetedeki ilan için geldim. Hoş geldiniz o zaman. Bir çay almaz mıydınız? Olabilir. Hem konuşuruz. Lütfen geçin. Bizim yaşadığımız ev eşimin iş yerine çok uzak. Adamcağız trafikte çok zaman kaybediyor. Gazetedeki ilanınızı görünce bu semt bizim için uygun olabilir diye düşündüm. Onun için de atlayıp geldim. Çok iyi düşünmüşsünüz. Hayırlısı olur inşallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Ece, ütü yapıyorum. Çetin'in gömleklerini almaya geldim. Ben ütüleyeyim de çocuk doğru dürüst gitsin işe. Aa. Misafirim var. Benim akrabam o. Kim? Dayımın karısının şeyi. Neyi? Bir şey işte. Neyse ben gömlekleri getireyim siz Türkçe yapın. Bana bak. Senin akraban benim de akrabam sayılır. Bir merhaba diyeyim kadına. Merhaba. Merhaba. Sizi daha önce görmemiştim hiç. Hiç gelmemiştim de ondan. Ben bu tarafları pek bilmem. Yakında mı oturuyorsunuz? Şişli'de. Çok da uzak değilmiş yani sık sık gelebilirdin. Bundan sonra geleceğiz inşallah. Hatta anlaşırsak bir geleceğiz bir daha gitmeyeceğiz. Bana bak gelin senin bu akraban ölücü ölücü. Baksana bir geleceğiz hiç gitmeyeceğiz diyor dikkat et. Anne ben bir şey söylemedim kadın kendisi söylüyor. Üstünüze yıkılacak. Burada sular 24 saat akar mı? Ben her eve geldiğimde duş almak isterim de. Akar akar. Heh, duş yaparsınız. Sular akar, bizim gelin de salak salak bakar. Bana bak Ece. Senin bütün akrabaların böyle beleşçi mi? Kadın şimdiden su faturasını yükseltti. Yakında park filan var mı? Çocuk yapmayı düşünüyoruz da. Kim düşünüyor? Kiminle? Ben tabii, biz tabii. Yani eşimle çocuk yapmayı düşünüyoruz da. Burada mı? Başka nerede yapabiliriz ki? Yani niye evinizde yapmıyorsunuz çocuğunuzu? Biraz şaşırdım da. Artık burası bizim evimiz olacak. Bana bak gelin, senin akrabalarının tuhaf olduğunu düşünüyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Anne. Evde kiler var mı? Doldurmak için mi, boşaltmak için mi? Çok şakacısınız. Elbette ki boş olacak ki biz dolduracağız. Aferin. Vallahi sevdim ben şimdi bu kadını. Anne sen artık gömlekleri alıp gitsene. Hadi. Olur mu kızım? Akraban dur şunları iki laf edeyim ayol. Çocuk dedin, koca falan dedin. Evlisin tabii. Evet. Şu anda üçüncü kocamla evliyim. Oha. İlk ikisine ne oldu? Boşadım. Sıkıntılı kadınım. Öyle kafamı postular mı gösteriverim kapıyı. Aynı benim gibi. Ben de öyle. Kafamı bozdukları zaman hemen kapıyı gösteririm. İşte kapı. Kalk bakayım. Anne. Ne diyorsunuz hanımefendi? Bana bak hanım. Böyle buraya zırt pırt gelip gelinimi oğluma karşı kışkırtamazsın. Çocuğunu da nerede istersen orada doğur. Al şunu. Hadi yürü. Anne. Ben... Şey söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim? Anne sen ne yaptın ya? İyi yaptım. Kötü kadın. Bana bak gelin. Böyle akrabalarla görüşme. Yok eğer akraba diye tutturuyorsan... ...ben sana bir iki tane akrabamı tanıştırırım. Git gömlekleri getir. Hadi! Sümük sümük yürüme! Mümkün değil direnmek, büyüyemezsin.
asla evlat her zaman.